etkinlikler. Tabii burada hem Teknofest'e katılım, Teknofest'in teknoloji yarışmaları, paydaşların sayısı giderek artıyor. Ve bu manada da Teknofest'in çeşitliliği de artmış oluyor. Biz Teknofest'e başladığımızda 14 yarışmayla Teknofest'e başladık. Yani çocuklara dönük 14 yarışmayla Teknofest'e başladık ve sadece 20 bin öğrencinin bu yarışmalara başvurduğunu gördük. Son Teknofest'te bu yıl 35 bir kategori daha var. 36 farklı kategoride 200 bin öğrencinin teknoloji yarışmalarına başvurduğunu görüyoruz. 200 bin çok ciddi bir rakam çok değil mi? Ciddi gerçekten bir rakam çok önemli. Ve çok farklı teknolojiler. Evet. Yani burada hep savunma sanayi ile gündeme geliyoruz ama burada özellikle sivil teknolojilerde de çok farklı yarışmalar yapıyoruz. Sualtı, insansız sualtı araçlarından insanlık yararına teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan siber güvenlik yarışmalarına kadar çok farklı kategorilerde biz öğrencilerimize yarışmalar düzenliyoruz. Onları geleceğin teknolojilerine, geleceğin trendlerine hazırlamaya çalışıyoruz. Ama bunun yanında işte bugün de yaşadığımız gibi özellikle yerli ve milli teknolojilerimizi sergileyerek, hava araçlarımızda şovlar yaparak çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerini bu alana getirerek aslında Türkiye ile gurur duymalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şundan eminiz, bu alana gelen ya da bu yarışmaya katılan gençlerimizin gelecekte kariyer planlamaları yaptıklarında mutlaka akıllarının bir köşesinde bilim olacak, teknoloji olacak, uzay olacak, havacılık olacak. Ki siz bugün sosyal medya hesabınızdan da bu anlamda bir mesaj paylaştınız. Gençlere çağrı yaptınız. Yani kariyer planlamanızda bunları da düşünün, biz arkanızdayız diye, değil mi? Aynen öyle. Biz gerçekten Türkiye'yi eğer muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracaksak, eğer Türkiye'yi katma değer üreten, teknoloji üreten bir ülke haline getireceksek ki bizim bütün hedefimiz bu, insana yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. İnsana yatırım yapmak da aslında çocuğa ve gence yatırım yapmaktan geçiyor. İşte Teknofest'te onlara yatırım yaptığımız, aslında onların kabiliyetlerinin ön planını çıkarmalarını sağlayacağımız bir etkinlik ve burada da tabii ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte T3 Vakfı'nın yürütücülüğünde çok farklı paydaşların katkılarıyla bu süreç ilerliyor. TRT de bu paydaşlardan bir tanesi. Buradaki sinerjinin de aslında hem alana hem de gerçekten yaptığımız işe yansıdığını görebiliyoruz. Evet, bu manada da Türkiye'ye örnek. Devam edecek gibi görünüyor Sayın Bakan. İşte dediğiniz gibi belki yola çıkıştan sonra hayallerin de ötesine geçen bir festival oldu. Şimdi Sayın Bayraktar, bu festivalde sizin katkınızı, emeğinizi çok iyi biliyoruz aslında. İzleyicilerimiz de çok iyi biliyor ama Sayın Bakanımız da aktardılar. Şimdi teknoloji yarışmaları dedik, hava gösterileri, konserler, çok farklı etkinlikler, söyleşiler, yarışmalar, o kadar farklı alanlarda etkinlikler var ki. Bu anlamda siz gençleri nereden nereye getirdiniz? Mesela bundan sonraki 10 yıl içinde bu gençlerin bilime, teknolojiye olan heveslerine nasıl bir katkı sağlayacak bu festival? Evet, bu soru için teşekkür ediyorum. Bu benim de sıkça kendime sorduğum bir soru. Hatta 2019'da, 2018'de ilk defa düzenlerken bütün bu gösteriler, bütün bu teknoloji standları, 200'den fazla paydaş var. O zaman biraz daha ufaktı. Binlerce gönüllü. İşte burada güvenlik güçlerimiz de gösteri yapıyor. Dünyanın farklı yerlerinden akrobasi takımları da geliyor. Mega bir etkinlik Teknofest baktığınızda. Bütün bunlar niçin diye sorduğunuzda özellikle ilk defa bir hayal olan Teknofest'i gerçekleştirirken soru işareti çok daha büyüktü. Acaba milletimiz bir futbol müsabakasına, bir milli maça veya bir lig maçına gösterdiği önem kadar önem verecek mi? Veya onun 1/5 kadar önem verecek mi? Yani Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine, işte geleceğin ülkemizi en ileriye götürecek
o kendi alanlarında teknolojinin şampiyonları olacak gençlere verecek mi? Ondan sonra o gençler acaba bunu özümseyecek mi? Yani bu gençler buradan yetişip işte iyi dereceler alıp sonra beyin göçüyle yurt dışına gidip gidecekler mi acaba? Gidecekler mi soruları ilk düzenlerken çok daha fazlaydı. Sonra zamanla yavaş yavaş bu soruların cevaplarını vermeye başladık. Birinci sorunun cevabı şöyle oldu. Milletimiz, biz 100 bin kişi gelir diyorduk ilk yıl. 550 bin kişilik bir teveccüh gösterdi. Yani bizim beklentimizin 5 katı idi. Yani bir bekliyorsunuz 5 katı geliyor. Çok özür dilerim. 2018'den mi bahsediyorsunuz? Evet, 2018 yani bir hayale. Evet. Kimden inanacak meselesi. Yani siz bir hayalle çıkıyorsunuz. Ama 5 katı bir teveccüh gördünüz. Evet, yani adeta insanlar intik sevdalarına sarılır gibi. Evet. Yani düşünün ki bir stadyum 30 bin kişi midir Sayın Bakanım? 30 bin, 40 bindir. Bir de var ama ortalama 50 bin. 50 bin kişilik bir stadyumun dolduğunu düşünün. O 11 kere dolup boşalmış Teknofest'te ilk yıl. İlkinde. Bir hayale inanıp ve daha da erişim açısından zor bir yerdeydi. İkinci yıl bu. Adeta bir kimyasal reaksiyonla böyle volkan patlaması gibi dünyanın açık ara en büyük etkinliği oldu. Bu hayale herkes inandı. Herkes çocuğunu getirip işte bir çocuk gelsin, en imkansız dahi olsa, en imkanı olmayan bir çocuk dahi olsa gelebilsin anlayışıyla düzenlendi. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkemizin uzay programında çalışacak. Evet. Ve binlerce, on binlerce çocuk uçağa dokundu. Benim hikayemde de bu var. Ben de bir uçağı babam alıp götürdü ufak yaştayken. Götürdü, uçağa dokundurdu. Uçağın kokpitine oturttu. Hatta uçurdu, burada da binlerce gencimiz uçuruyoruz. Ondan sonra işte ülkemiz o tutkuyla bir anlamda, ülkemiz dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği, arkada gördüğünüz Akıncı insansız hava aracına sahip. Sizin hemen arkanızda yine TUSAŞ'ın ürettiği, dünyada sayılı ülkenin geliştirebildiği, tümüyle ülkemizin mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği, bakın lisans altında üretimden bahsetmiyoruz. Tümüyle ülkemizin mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği milli teknoloji hamlesiyle biz bunu hedefliyoruz. Montaj sanayinin değil. Yine helikopteri, insanlı helikopteri görüyorsunuz. Arka tarafta da yine tümüyle bizim tasarımımız olan, yani fren balatasından içindeki yazılıma Akıncı, 6 tonluk Akıncı insansız hava aracını görüyorsunuz. Bu 6 kilodan 6 bin kiloya gelmiş bir serüven 17 yılda. Şimdi burada gördüğünüz uçakların hepsini veya diğer alanları, ki bakanımız da bahsetti, 36 farklı alan var. İlk yıl daha çok savunma sanayi ağırlıklıydı. Şu an neredeyse %90'ı sivil alanlar. Yani burada biyoteknoloji, inovasyondan doğa çevre teknoloji yarışmasına, tarımda teknoloji yarışmasına, bunun yanında akıllı ulaşıma, robotaksiye, o kadar geniş bir yelpaze var ki. Say say bitmiyor gerçekten. Evet, 81 ilimiz hatta burada. Hatta hackerlar bile vardı. Negatif hacker, bir evet, imajı bir vardır belki kamuoyunda ama çok önemli. Şey. Çok kritik gerçekten. Çok kritik. Evet, evet. 111 ülkeden katılım var Teknofest'te. Ve 81 ilimizden katılım var. Ben şunu söyleyeceğim sizin sorunuza tam manasıyla cevap vermek için. İlk yıllarda yarışmalardan biraz örnek vereyim. Bazı yarışmalar çok dünyada yüksek bir seviyeden başladı. Kimileri çok vasat seviyedeydi. Hatta benim de üzerinde çalıştığım Savaşa Niye yarışması, savunma sanayi odaklı bir yarışma. Nispeten vasat düzeydeydi. Büyük ödüllü bir yarışma bu. Dördüncü yılında bu yıl başardılar. Büyük ödülü almayı başardılar. Düşünün ki, şöyle düşünün bunu. Dünyada akıllı arabalar geliyor ya şu anda. Elektrikli ve akıllı arabalar geliyor. Yani en azından şunu görmüşsünüzdür, otomatik park eden arabaları. Akıllı arabaların doğuşu 2000'li yıllarda, benim de araştırma görevlisi oldum. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen, devletin düzenlediği, hatta Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği bir yarışmayla başlamıştı. Bugün dünyada o akıllı arabaları yapanlar, o yarışmaya katılan öğretim görevlileri, akademisyenler, gençler. İşte buradan da belki 10 sene sonrasına baktığımızda bunu göreceğiz diyebiliyoruz. İlk yıllarda bazı yarışmalar dünyada çok iyi seviyedeydi, bazıları vasat seviyedeydi. Artık dünyada iyi seviyeye gelen yarışmaların olduğunu görüyoruz. Bunlardan girişimlerin çıkmaya,
başladığını görüyoruz. Yani bu yarışmalardan takım kurup ilk defa hayatında insansız sualtı yarış aracını yarışma vasıtasıyla durmuş İzmirli bir genç kızımız kendi girişimini kurdu. Tabii burada en önemli hususlardan bir tanesi takım oyunu. Kurdu ve şimdi ciddi ciro da elde ediyor. Yani bunu geliştirdiği teknolojiyi, çok niş bir teknoloji, Türkiye'ye ve dünyaya satıyor. Bunun yanında ben gençlerimize, tabii Sayın Bakanımızla birlikte defaatle biz gençlerle teker teker yarışmalara katıldıkları yerlere gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Kimisi Türkiye'nin farklı yerlerinde. Tuz Gölü'nde roket yarışması var. Dünyada sadece iki yerde düzenleniyor. Çocuklara tabii teker teker konuşuyoruz. Mesela şöyle örnek verebilirim. 2019'da ne olmak istiyorsunuz? Bakın roket yapıyorsunuz artık dediğimde. Her zaman şu tarz cevaplar almıyorduk. Yani beklediğim biraz daha ben işte dünya devi SpaceX gibi bu alanda böyle bir girişim kuracağım. Bu cevapları almıyorduk. Biraz daha böyle mütevazi cevaplar alıyorduk. Şimdi ise siz de şahit olduğunuz mu bilmiyorum. 2021'e geldik biz. Çocuklar şunu söylüyorlar. Yani biz bir alanda, çalıştığımız alanda azami gayret gösterirsek, etik ahlaka riayet edersek, bunu da insanlık faydasına yaparsak, tüm insanlığın ve milletimizin faydasını düşünürsek, dünyanın tabii, ama burada şu da önemli, unutmamak lazım. Bugünün yarışlarında kimse kolay kolay yarışamıyor, yarının yarışına hazırlasak dünyanın en iyisini yapabiliriz diyorlar. Evet. Daha iddialı olduklarını görüyorum. En azından bu duygunun, kendine güven ve hayal kurma, onu gerçekleştirme gücü, değil mi? Evet, İnsiyakı var insanlarda. Yalnız ama şunu da belirtmek isterim. Bu benim, yani benim 20'li yaşlarımda, bakanın da tahminim 20'li yaşlarında böyle değildi. Yani biz de biz İHA yaptığımızda mesela insanlar şöyle bakıyorlardı. Hatta anlattım bunun da hikayesini. Ya yabancılar o kadar ilerlemiş ki siz bunların tam iyi okumuş çocuklarsınız tabii. Yani aslında yani gidin baştan tercümanlığını yapın. Durumlar tabii. Evet, yani bizim dönemimizde ancak Avrupa yapar, Batı yapar. Biz teknoloji yapamayız duygusu vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi en azından çok geniş bir jenerasyonda Teknofest'in dokunduğu kitlelerde milyonlarca insana dokundu. Biz yaparız, başarırız. İnancı var artık. İnancı oluştu. Bu buz kırmaya benziyor. Yani buzu önden gidip kırmaya benziyor. Teknofest aslında bu anlamda zihinsel bir devrim. Ama tabii devrimler biliyorsunuz sert olur. Bu tümüyle coşturarak, sevdirerek, ülkesini severek, insanları severek, geleceğe hazırlanarak bir festivalle kurgulanmış bir fikirsel devrim. Çok teşekkürler. Bir toplumsal dönüşüm. Çok sağ olun. Sayın Bakanım, şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bültenimizin başında aktardık. Bu sahnede seslendi, gençlerle birlikteydi, ödülleri dağıttı ve çok önemli bir açıklama da yaptı. Ve dedi ki önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası hale getireceğiz. Azerbaycan başta olmak üzere başkaca ülkelerde, dost ve kardeş ülkelerde Teknofest'i düzenleyeceğiz. Şimdi nasıl bu anlamda bir vizyon bizi bekliyor, bu festivali bekliyor bu anlamda? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında ortaya koyduğu vizyon bunun biraz daha da ötesinde. Şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanımız, eğer dünyada bir fikri olan, bir teknolojisi olan, bir girişimi olan genç varsa ve bu genç bu fikri, bu teknolojiyi, bu girişimi dünyaya tanıtmak istiyorsa, en güzel şekilde değerlendirilmesini istiyorsa ilk aklına Teknofest gelsin istiyorum dedi. Bu aslında çok büyük bir vizyon. Biz bunu gerçekten başarabilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Şu anda işte dünyada teknoloji girişimciliği denildiğinde insanların aklına genelde Silikon Vadisi geliyor. Ama işte biz Teknofest'i öyle bir hale getirebiliriz ki, o kadar global bir marka haline getirebiliriz ki, gerçekten dünyadan bütün gençler de Teknofest'e katılmak, buraya gelmek için canla başla çalışabilirler. İşte bu vizyonu ortaya koymak için aslında biz adımlarımızı atmaya başladık. Selçuk Bey de söyledi. Yarışmalarımıza yurt dışından takımlar katılmaya başladılar. Bu sene yarışmalarımızda Endonezya'dan, Polonya'dan, Pakistan'dan
Azerbaycan'dan takımlar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nden takımlar vardı. Yani evet. Özellikle insansız hava araçları yarışmalarında yabancı takımların çok başarılı işler yaptıklarını gördük. Aslında biz bu yarışmayı dünyaya açmaya başladık. Ama yapmak istediğimiz şey şu. Dost ve müttefik ülkelerden başlayarak yarışmaların ayaklarının bir kısmını o ülkelerde gerçekleştirebiliriz. Nasıl Türkiye'de roket yarışmasını Tuz Gölü'nde yapıyorsak, İHA yarışmalarını bu sene Bursa'da yaptıysak, bunun gibi teknoloji yarışmalarından bir kısmını farklı ülkelerde gerçekleştirebiliriz. Ama bunun yanında farklı teknolojilerin sergileneceği, havacılık ve gösterilerinin, şovlarının yapılacağı etkinlikleri de başka ülkelerde gerçekleştirebiliriz. Biz bu manada dost ve müttefik ülkelerle görüşüyoruz. Azerbaycan'la inşallah seneye mutlaka bu adımları atmak istiyoruz. Türkiye teknoloji tabanlı işlerde büyük başarılara imza atmaya başladı. Bunu biz söylemiyoruz. Dünyanın en önemli ekonomi dergileri, ekonomi yayınları bunu söylüyor. Financial Times, Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin bu sene nasıl zirveye yakaladığını söylüyor. İşte biz Türkiye'de Teknofest ve benzeri organizasyonlarla ve Türkiye'deki teknoloji Ar-Ge ekosistemini geliştirerek aslında Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u gerçekten teknoloji girişimlerinin, teknoloji geliştiricilerinin en önemli uğrak noktalarından biri haline getirebiliriz. İşte Teknofest markasıyla da biz bunu yapmaya çalışacağız. Önümüzdeki seneden itibaren de Azerbaycan'dan başlamak üzere bu girişimlerimizi başlatacağız. Şimdi tabii az önce değindiniz Sayın Bayraktar, işte Türk Yıldızları Solu, Türk Atak helikopterleri, işte arkamızda Akıncı dedik, Gökbey dedik, benim arkamda paraşüt tümleri var, TB2 gibi. Gerçekten özellikle işte bu festival deyince de ilk akla gelen başlıklardan biri ve Türkiye'nin hani yerli ve milli savunma hamlesine de büyük hizmet eden, aslında büyük adımlar atmasına yol açan bir festival de aynı zamanda. Çünkü savunma sanayinde özellikle son yıllarda Türkiye konsepti değiştiren aslında birçok alanda, işte Azerbaycan'da gördük, Suriye'de, Libya'da gördük değil mi? Dengeleri değiştiren bir atak yaptı. Bu anlamda şimdi burada ilk kez gün yüzüne çıkan, kamuoyunun karşısına çıkan bir takım bu anlamda önemli ekipmanlar da var. Biraz onlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Bundan sonra peki İHA'lar, SİHA'lar gerçekten çok dediğim gibi denge değiştiren faktörler oldu. Bundan sonra ne beklemeliyiz, ne hayal etmeliyiz bu anlamda? Tabii Teknofest'in ilk yılında özellikle biz bu festivali kurgularken, dünyada da öyle olmuş. Savunma sanayi lokomotif olmuş. Bütün bildiğimiz büyük icatlar savunma sanayinden çıkmış. Kullandığımız bütün teknolojilerin hepsi öyle. Tabii önce savunma sanayinden sonra sivilleşmiş işte. Bilgisayar teknolojisi böyle. İnternet, bütün dünyayı birbirine bağlayan internet böyle. Telekomünikasyon, uydu, küresel konumlama sistemi. Bunların hepsi sivilleştiği zaman tüm dünyaya yayılıp iyice büyümüşler. Ama ilk doğuş yerleri savunma sanayi. Biz Teknofest'i ilk düzenlerken, tabii ülkemizin savunma ekosistemi ciddi yol aldığından 2018'e kadar 20 yıl içinde, son 20 yılda millileşmemiz yönüyle özellikle savunma sanayinin ürünlerini sergiledik ve bunlar üzerinden bakın Türk mühendisleri bunları geliştirdiler, yaptılar. Sizler daha iyilerini, daha büyüklerini yaparsınız. Hatta bizleri dahi mühendisler olarak, yani işte Akıncı'yı geliştiren mühendisler olarak o görüntü çok etkilemişti. Festival artık 2018-2019'dan sonra daha asıl amacımız bizim festivalle bu savunma sanayindeki başarıyı diğer tüm sivil alanlara yaymak. Bunu zaten yarışmalarda da görüyorsunuz. Yarışmaların %90'ı sivil alanla alakalı. Çünkü Türkiye'nin tam bağımsızlığı savunma sanayiyle alakalı. Bunun ya da tam bağımsız, müreffeh ve güçlü olması tüm diğer sivil alanlara da yaymasıyla alakalı bu teknolojik dönüşümü. Çünkü ekonomik gelişim de teknolojiyle başat giden bir. Aynen öyle. Dünyadaki en büyük dönüşüm rüzgarı da buradan geliyor. Yüksek teknoloji üzerinden geliyor. Dünyada gelişmişliğin en büyük göstergelerinden bir tanesi de bu. Dolayısıyla savunma sanayi burada aslında bir şekilde asıl varılmak istenen menzile giden yolda ilk adım. Türkiye bunu başardı. Son 20 yılda işte %15'lerdeydi yerliliği, şu an %80-70'in üzerinde, 80'e doğru gidiyor.
ve yani dünyaya nam salacak büyük eserler ortaya çıkardı. Bunu o harekatlarda kullandı. Evet. Hatta Silahlı Kuvvetleri dünyada açık ara insansız hava aracı teknolojisini açık ara en iyi kullanan kuvvettir diyebilirim. Bu alanın bir uzmanı olarak yani bir anlamda. Türkiye'de dünyada bu teknolojide ilk üç ülke arasına girdi. İşte bugünkü gösteride de bunu gördük. Bugünkü gösteride yani daha önceden savaş uçaklarıyla diyelim ki gösteri yapıyorduk. İHA'mız da uçmuştu ama aynı karede dünyada da ilk defa oluyor. Bu hem insanlı hem insansız hava araçları halka açık bir şekilde gösteri yaptı. İşte bunlar hangi araçlar? İnsanlı Türk mühendisinin tasarladığı, geliştirdiği Gökbey helikopter. Türkiye'nin de ilk milli ve özgün helikopteri. Yine arka tarafındaki Akıncı insansız hava aracı. 6 tonluk dünyada sadece 3 ülkenin yaptı. Bunun yanında Bayraktar TB2 Karabağ Fatih'i denilen işte muharebe doktrinin değişmesine neden olan dünyada filolar halinde uçup Bayraktar TB2 SİHA. Bunun yanında Hürkuş eğitim uçağı TAİ'nin TUSAŞ'ın geliştirdiği yine tümüyle milli ve özgün tasarım olan. Bunun yanında Aksungur işte İHA hepsi ve ATAK yerli üretim. Tabi ATAK helikopterin tasarımı dışarıdan ama yerli üretim. 6 farklı hava aracı insanlı ve insansız aynı karede bir koreografiyle gösteri yaptılar. Yani kol halinde uçtular. İnsanlı ve insansız olması hasebiyle dünyada ilk diyebilirim size. Ve artık kendi uçaklarımızla birden farklı platformda, bir platformda değil, birden farklı platformda gösteri yapar hale geldik. Nereye doğru gidiyor diyor sordunuz. Şimdi DİHA'lar var mesela değil mi? Efendim? DİHA. DİHA'lar tabii bunlara göre bir alt sınıf aslında. Yani bundan sonraki adım nedir diye sorsanız aslında Türkiye'nin en büyük yani savunma sanayinde yapacağı en büyük insansız hava araçları konusunda yapacağı dünya muharebe tarihinde devrim olacak güç çarpanı, kuvvet çarpanı Bayraktar TB kısa gemi Bayraktar TB3 ile kısa pistli gemilere inip kalkabilen SİHA'nın gelişmesi ve insansız savaş uçağının işte MIUS dediğimiz muharip insansız uçak sistemi dediğimiz onun kısa pistli gemilere inip kalkmasıyla ki TCG Anadolu'da biliyorsunuz geliyor. Ülkemizin ilk amfibi çıkarma gemisi. O gemiden bu harekatı yaptığınızda yani şöyle söyleyebilirim. Kısaca özetle şöyle anlatabilirim. Bir kere gemiden SİHA kaldırdığınızda bir kere SİHA'nız olduğunda bir kuvvet çarpanına sahip oluyorsunuz. Bunu gemiden yaptığınızda ikinci bir kuvvet çarpanına sahip oluyorsunuz. Bu maliyet etkin bir gemi ise, ucuz bir gemi ise yani büyük uçak gemileri kadar çünkü milyarlarca dolar onlar, 10 milyarlarca dolar. O zaman üçüncü bir kuvvet çarpanına sahip oluyorsunuz. Yani o gemiden binlerce kilometre öteye operasyon yapabiliyorsunuz. Bunu bir insansız savaş uçağına sahipseniz bu belki ilk söylediğimden birkaç kat daha kuvvetli bir kuvvet çarpanına sahipsiniz. Yine bunu kısa pistli gemiden kaldırdığınızda bu ayrı bir çünkü geminin kendisi bir yüzer üs oluyor artık. Ve bunu çok ucuza da mal edebiliyorsanız birkaç defa çarpılmış oluyor. İşte bunların hepsi bir araya geldiğinde birkaç defa çarptığınızda herhangi bir teknolojiyi işte 10 kat 20 kat daha kuvvet çarpanı oluşturdu. O zaman da devrim oluyor zaten. Biz bunu ilk defa yani Türk SİHA'larının Bayraktar TB2'lerin filolar halinde uçmasıyla tüm dünyanın görmesi tek vatan harekatında Azerbaycan'da oldu. SİHA alanındaki yenilikler böyle diyebilirim ama diğer sivil alanlardaki açılımların ben çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Savunma sanayiyle çok geçeceğini düşünüyorum. Yani yakın gelecek bunlara gebe inşallah. Onları göreceğiz. Evet. Yani geleceğin uçan arabalarını göreceğiz. Buradan çıkan girişimlerin dünyada böyle çok büyük markalar olacağını görüyoruz. Bakanımız az önce bahsetti. Yani yüksek teknoloji değil ama teknoloji ekosisteminin parçası olan firmalar artık dünya basınında yer almaya başlıyor yaptıkları işler. Biz yeter ki inanalım insanımıza. İşte şöyle bir örnek vereyim, hızlıca bitireyim. Şimdi arka tarafta Akıncı'yı görüyorsunuz. Bu yüz binlerce satır yazılımdan oluşan, on binlerce parçadan oluşan bir sistem. Bunların hepsini doğru şekilde ancak bir araya getirdiğinizde bu Akıncı görev yapabiliyor. On binlerce parça, her biri de birer mühendislik eseri. Peki, orada bir tane
standta duruyor, görüyorsunuz. Şöyle yuvarlak üçgen bir takoz var. Görüyorsunuz değil mi? Evet, arkadaşlarımız kadar bir daha yakın plandan ekranlara getiriyor şimdi. Ahşap parçası. Akıncıyı çıkardınız piste, görev yapacak. Her türlü dünya muharebe tarihini değiştirecek diyelim ki. Öyle bir platform, evet, değil mi? Yani yapacağı göre binlerce kilometre öteye, hı hı, her türlü mühimmatı, teknolojiyi taşıyabilen, götürebilen yüksek teknoloji platform. O kadarcık takoz koyduğunuzda Akıncı hiçbir yere gidemiyor. Tamam mı? Bütün o zinciri bir araya getiriyorsunuz. Evet. Bir tane bir takoz koyduğunuzda hiçbir yere gidemiyor. Olduğu yerden bir yere kıpırdayamıyor. O gördüğünüz standdaki gibi ne yaparsanız yapın. Dolayısıyla bizim başarmaya çalıştığımız şey de işte toplumsal dip dalgayla, paradigma dönüşümüyle, işte toplumsal seferberlikle tümüyle hem zihinsel hem bürokratik hem idari ne kadar engel varsa, hem kültürel ne kadar engel varsa, bu takozların hepsini ortadan kaldırıp yolu açacağız diyorsunuz. gençlerimizin eserlerinin önündeki engelleri kaldırıp yol almasını, onların uçmasını sağlamak. Bu festivalin de hedefi bu. Görüyoruz ki adım adım bu hedefe her gün daha çok yaklaşıyoruz. Çok önemli gerçekten. Hani maya çalmak gibi değil mi? Tohum şimdi, atmak gibi bir yandan. Selçuk Bey'i tamamlayalım. Ekonomiden, evet, bahsettiğiniz için. Aynen öyle. Şimdi tabii bu işlerin ekonomiyle bağlantısını kurmakta zaman zaman kamuoyu eksik bilgilendiriliyor olabilir. Şimdi savunma sanayinin diğer teknoloji alanlarını toptan değiştirmesine hiç girmeyeceğim. Yani bugün interneti kullanabiliyorsak savunma sanayinden, DARPA'dan çıktığı için interneti kullanabiliyoruz. Evet. Ama kamuoyunun şunu da bilmesi gerekiyor. Savunma sanayinde eğer bir teknoloji platformunu ortaya koyabiliyorsanız aslında bu ekosistemin içerisindeki bütün şirketleri de oyunun içerisine dahil ediyorsunuz. Çok fazla tek firmanın isminin geçmesinden belki insanlar rahatsız oluyor olabilir. Ama burada şunun altını çizmemiz lazım. Eğer arkamızdaki sistem, teknoloji platformu geliştiriliyorsa buna tedarikçisi binlerce firma var. Evet. Bunun altındaki mühimmatları geliştiren, üreten binlerce paydaş var, firma paydaş var, var, çalışan var. Dolayısıyla aslında böyle bir ürünü ortaya koyduğunuzda büyük bir ekonomik potansiyeli harekete geçirmiş oluyorsunuz. Herhalde süreniz birlikte doluyor. Onun için, aynen, onun için bize işaret yapıyorsunuz. Bunu da atlamamamız lazım. Eğer bu platform piyasaya çıkıyorsa bunun altındaki mühimmatları yapan Aselsan'ı da, Roketsan'ı da, TÜBİTAK Sages'i de bundan bir pay alıyor. Evet. Bunun içerisindeki kablajını yapan, kablolamasını yapan yerli ve milli şirketler buradan bir ekonomik kazanç elde ediyorlar ve bunun ihracatından bir gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla bunu, böyle bir habitat oluşuyor tabii değil mi ki, Sayın yani Bakan? Bunu toptan bakmak gerekiyor. Gerçekten yüksek teknoloji olduğunda ancak katma değer oluşturabiliyorsunuz. Katma değer oluşturduğunuzda da eğer hedefiniz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmaksa o zaman başarıyı yakalıyorsunuz. Sayın Bakan, şimdi tabii TOK artık zaman yakın dedi Cumhurbaşkanı'nı, evet, da merak ediyoruz. Bir cümleyle onu rica edeceğim. Bir de kitap var. Evet. Şimdi bu festivalin çok önemli bir onur konuğu da vardı. Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar. Çok kıymetliydi gerçekten. O kitabı size anlatın. TOK'la birlikte bir cümle lütfen izleyicilerimize. Evet, biz kitapları getirdik. Tabii Aziz Sancar hocamız bizim özel davetlimiz olarak Türkiye'ye geldiler. Zaten Nobel aldıktan itibaren Türkiye ile ilişkileri çok daha yakın bir şekilde devam ediyor. Ama aslında Aziz Sancar hocamızın Türkiye ile irtibatı hiçbir zaman kesilmedi. Evet. TÜBİTAK biliyorsunuz, bakanlığımızın ilişkili kuruluşu. Aziz Sancar, Sayın Bakanım, kamerada gösterirseniz izleyicilerimiz de görsünler hocamız, istiyoruz. TÜBİTAK bursuyla doktora yapan, evet, bir hocamız. 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü aldı. Yine bakanlığımızın ilişkili kuruluşu Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi. Kendi yazdığı Hayatı ve Bilimi, bu eser kendi kaleme aldığı eser. Kitabını biz TÜBİTAK'tan bastık ama aynı zamanda çizgi bilim dediğimiz çocuklara ve gençlere dönük ilk kez çıkardığımız bir kitabı da yine Aziz Sancar hocamızın
ismiyle çıkardık. Onu anmak için çıkardık. Çok güzel gerçekten. Gençlere, çocuklara okumalarını tavsiye ediyoruz. Yani o zaman. Aziz Sancar hocamızla biz gerçekten yakın irtibatta çalışıyoruz. Nobel kazanmak çok değerli bir şey. Gerçekten dünyada bilim camiasının ulaşabileceği en önemli noktalardan bir tanesi. Ama hocamız çok değişik mesajlar verdi biliyorsunuz. Ve dedi ki ben Nobel kazanmak için çalışmalarımı yapmadım. Ben insanlığa faydalı olmak için çalışmalarımı yaptım. Ve gençlere de dedi ki siz de çalışmalarınızı insanlığa faydalı olmak için mutlaka memleketinize faydalı olmak için çalışmalarınızı. Yurt dışına gitseniz de geri dönün. Bu ülkenin size ihtiyacı dedi, var. Benim yaptığımı yapmayın dedi. Evet. Ve gerçekten onu yaptığınızda zaten Nobel'in de gelmesi mukadder oluyor. Biz Aziz Sancar hocamızla çalışmaya devam edeceğiz. Kendisine her türlü desteği veriyoruz ve Teknofest'te de kendisini ağırlamaktan gerçekten büyük bir gurur duyduk. TÜBİTAK Fen Lisesi'ndeki lise öğrencileriyle bir araya getirdik. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'ndaki gençlerle bir araya getirdik. Burada basınla bir söyleşi yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlere ödüllerini verdi. Evet. Gerçekten hocamız Teknofest'te farklı bir hava kattı. İnşallah hocamız Allah uzun ömürler versin. Biz kendisiyle çalışmaya devam etmek istiyoruz. İlla TOK sorduğunuz için bir cümleyle bahsedeyim. Onu da merak ediyoruz. 2019 şimdi. Yılının sonunda ilan edildiği şekilde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ilan ettiği şekilde inşallah 2022 yılının sonunda araçlar seri üretim bandından inmiş olacaklar. Ve böylece milletimizin beğenisine sürülmüş olacak bu değerli teknolojik alet. Aslında bu bir otomobil değil. Gerçekten otomotiv endüstrisi çok hızlı dönüşüyor. Artık mobiliteden bahsediliyor. Şu anda fabrikanın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. İnşallah bir aksilik olmazsa söz verildiği şekilde 2022'nin sonunda Türkiye'nin otomobili seri üretim bandından inmiş olacak. Yani seneye bu zamanlar çok daha somut bir beklenti içinde olacağız Sayın Evet. Bakan. Tamam. Şimdi Sayın Bayraktar, Aziz Sancar'dan da bahsetmişken Nobel ödüllü, gerçekten hepimizin göğsünü kabartan o bilim adamı. Dün bu sahnede çok güzel anlar yaşadınız Aziz Sancar'la. Çok baba-oğul ilişkisi gibi izleyicilere sanki yansıyan bir görüntü vardı. Elini öptünüz, sarıldınız. Ne hissettiniz, ne yaşadınız? Bize tabii biraz anlatır mısınız? Hocamızın buraya gelmesi, bu geleceğin Nobel ödüllü bilim adamlarını, geleceğin bilim adamlarını, geleceğin teknolojistlerini ödüllendirmesi açıkçası bizleri de çok mutlu etmişti. Önce Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi bir konferans verdi. Konferans sonrasında biz alanı birlikte gezdik. Tabii o konferansta da biyoteknoloji inovasyon yarışmasına, işte TÜBİTAK yarışmalarına katılan öğrencilerimiz vardı. Alanı gezdik. Yine yarışma çadırlarına girdik. Gösterileri, Milli Kanatlar gösterisini izledik. Bu Türkiye'nin geliştirdiği hava araçlarının gösterisini. Sonra da sahnede kısa bir basın konferansı oldu. Sonra tabii sahnenin önünde epey bir kalabalıktı. Evet, ekranları da geliyor şu anda, arkadaşlarımız veriyorlar. Evet. Hem kalabalığı görüyoruz hem işte Aziz Sancar'la birlikte. Evet, aynen orada artık hocamız da o kadar mutlu oldu ki bütün alanı gezerken. Özellikle Azerbaycan'la alakalı CEO'larımızın yaptığı başarıdan da başarıyla alakalı çok teşekkür etti. Bunun yanında gençlerimizin onu çok gururlandırdığını söyledi. En sonda sahnenin ucundayken, törenin sonuna doğru sana sarılmak istiyorum dedi. Ben tabii normalde pandemi nedeniyle herkes biraz mesafeli duruyor. Hocamız da yaşı epey ileri. Hep biraz yani bütün gezimiz boyunca dikkatli davranmaya çalıştık açıkçası. Sana sarılmak istiyorum dedi. Sonra beraber sarıldık. Sonra tabii biz hemen elini öptüm ben de. Hocamız, büyüğümüz. Biz onun üzerine tekrar öpüştük, sarıldık. Tabii biz şöyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Yani medeniyetimizin dünyayı hem ilim anlamında hem teknik anlamda aydınlattığı dönemler olmuş. Yani dün onunla alakalı da bir konferans verdi hocamız.
ve temel bilimin, bilimsel metodolojinin kurucusu bile olan bir medeniyetiz biz. Yani Yavuz Sultan Selim'den nakledilen bir hikaye var biliyorsunuz. Alimin beraber seferden dönerken yanındaki ulemanın, alimin atının ayağından çamur sıçrıyor, kaftanı çamur oluyor. Tabii hemen ulema korkuyor, padişah yanındaki çünkü. Yavuz Sultan Selim de şunu vasiyet ediyor. Öldükten sonra alimin atının ayağından sıçrayan çamur, kaftanımıza sıçrayan çamur bizim evet. için şereftir. Öldükten sonra benim üzerime örtün. Bugün halen daha o kaftan Fatih evet. türbesinde yerinde duruyor. Biz çok böyle güzel bir son söz oldu gerçekten. Çok böyle bir medeniyetin ediyoruz. Çocuklarıyız. Hı-hı. Hocamız da o geleneğin temsilcisi. Çok kıymetli. Gençlerimize de çok değer veriyor. Bu mesajla gerçekten çok çarpıcı bir mesajla bu sohbeti de bitirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kutluyoruz. TRT'de paydaşlardan biri. Biz de kurum olarak burada olmaktan, bu yayını yapmaktan gerçekten onur duyduk. Ama Teknofest bitmedi. Biz tekrar çağrıyı yapalım. Yarın çocukları, gençleri, aileleriyle birlikte sabah Teknofest'te, erkenden. Sabah erkenden Teknofest'te bekliyoruz. Çünkü yolda tıkanıklık oldu. Bir kusurumuza bakmasınlar. Bugün gerçekten kalabalıktan dolayı bir takım sıkıntılar oldu girişlerde. Hı hı. Tabii şöyle de bir sıkıntı var. Maalesef metrolar buraya çalışmadığı için 2 yıldır vatandaşlarımız o kanalı da kullanamadılar. Bir yoğunluk oldu. Onun için özür yarın diliyoruz. Erkenden gelsinler. Yarın erkenden kendilerini çocuk bekliyoruz. Çocuk toplanıp değil mi? Hafta çoluk, sonunda çocuk çok güzel. Gelsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neler başardığını, hı hı. Türk gençlerinin neler yapabildiğini bizzat burada yaşayarak görsünler. İşte o gelen çocuklardan biri belki dediğiniz gibi yarının önemli bilim adamlarından biri olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ana haber bültenimizi de noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar konuklarımızdı. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Emekli olan olmayan herkes Yapı Kredi'de kazanıyor. Şimdi emekli maaşını taşıyanlara 1750 liraya varan nakit promosyon, emekli tanıdığını getiren tüm Yapı Kredililere de her bir kişi için 250 lira hediye. Siz de Yapı Kredi Mobil'den...